Efendim, paramiliter güçler gayri nizami harp uygulandığında orada kullanılacak olan bunlar aygıtlardır, bunlar elemanlardır. Gayri nizami harp dediğiniz zaman adı üstünde nizami olmayan harp. Çünkü nizami kısmını kimler yapar? Silahlı kuvvetler yapar. Onların bir hukuku vardır, uluslararası savaş hukuku vardır. Ama gayri nizami harp dediğiniz zaman kurmuş olduğunuz bu yapı içerisinde işte ifade edildiği şekliyle o elemanları kullandığınızda onlar sabotajlar yapar, siyasi suikastler düzenler, siyasi olmayan suikastler düzenler, işte bomba düzenekleri gibi, işte söyleniyor burada adı üstünde gayri nizami. Bunları yapar. Peki niye yapılıyor bunlar? Bakın efendim, bunlar niye yapılıyor sorusunun yanıtı nerede yatıyor biliyor musunuz? NATO'nun gizli ordularında yatıyor. Türkiye bu NATO'nun gizli orduları, bu bir doktora tezinin ismidir bu. Genser'dir bunu yapan. Türkçesi yayınlandı, herkes bulabilir bu kitabı. Okumalarında da yarar görürüm zaten. Bakınız, bu NATO'nun gizli orduları dediğimiz, yani kontur gerilla. Bak, gerilla var, kontur gerilla var. Burada söylenenler bir kısmıyla iç savaşlarda, o ülkelerde, yer alınan ülkelerde iç savaşları tetikleyecek şekilde söylemiş olduğumuz bütün demin altında sayılan, kendilerinin de sitesinden okudunuz işte, orada söylüyor bunları yapıp bunların eğitimleri verilecek, eğitimleri verilir diyor. İşin ilginç yanı, yine sitesinde bu 22 ülkede İslam ülkesinden söz ediliyordu, daha doğrusu bu eğitimlerin, programların uygulandığı, hizmet verildiği falan. Bana hemen Condoleezza Rice'ın ta 2003 olması lazım. 22 ülkenin işte Büyük Orta Doğu Projesi de, daha doğrusu adı Genişletilmiş Orta Doğu Projesi de çevrildi ya, 22 ülkenin siyasi sınırlarının değişeceğiyle bir anda böyle bir özdeşleştirdim bu 22 ülke meselesini. Şimdi bakınız, kendisine bakalım Adnan Tanrıverdi'nin. Adnan Tanrıverdi kadrosuzluktan emekli edilmiştir. Bazıları ordudan ihraç edildi, işte bu dinci yapılanma nedeniyle diyorlar. Hayır efendim, kadrosuzluktan emekli edildi. Peki ne zaman kurdu bunu? 28 Şubat 2012'de kurdu bu yapıyı. Şimdi 28 Şubat enteresan değil mi? 28 Şubat 1997. Ben yıllardır şunu söylüyorum. İleride bu konuda tabii daha da geniş akademik araştırmalar yapacağız arşivler açıldığında. 28 Şubat Adalet ve Kalkınma Partisi'ni doğurtmak üzere yapılmış olan ve ne yazık ki orgeneral ve oramirallerin eliyle yapılmış olan bir operasyonun sonucudur. Tabii bu konuşmanın konusu değil. O konuda ben makalelere yazdım, kitapta yazdım, anlattık da. Farkında oldular ya da olmadılar ama onlara yaptırdılar. Ne yazık ki onlara yaptırdılar. Şimdi tam bakın, onun aynı gün itibariyle yapıldı. As Derneği'ydi ilk yaptıkları, Adaleti Savunanlar Derneği. Yani bu 28 Şubat nedeniyle ordudan atılmış olan, işte dini yapılanmalar ya da bu işte şeriat, neyse ne konuşmalar yapılıyorsa subaylar, onların haklarının savunulması için. Bir yanıyla baktığınız zaman haklı, evet, haklı. Hakları savunacaklar. Peki. Ama arkadan şimdi kurulanlara bakın. Sadat gayri nizami güçleri eğitiyor, donatıyor. Peki, şimdi bunu da bir kenarda tutalım. Assam Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, Fatih Bey. Şimdi adı üstünde Stratejik Araştırmalar Merkezi. Demin siz hani hızlıca okudunuz ya, siyasi amaçlar. Bu söylemiş olduğumuz şekliyle, yani gayri nizami harp unsurları ve askeri yanını bir kenara bırakacak olursak, yalnızca politik, yalnızca siyasi, yalnızca ekonomik stratejileri üretmek üzere kurulmuş olan bir stratejik araştırmalar merkezi olmuş olsaydı, bu ASSAM, ama bir de biliyorsunuz ASAM vardı. Yani ASAM gibi olsaydı şimdi hiç üzerine konuşmayacaktık biz bunu. Ama o söylemiş olduğunuz maddeleri alt alta sıraladığınız kısım, benim anlayabildiğim kadarıyla o bir örtü, o bir kılıf. Asıl onun arkasında olan husus, her Sedat Peker'inkiler iddia. Tabii ki şimdi ne kadar biz onlara uyacağız, uymayacağız, yasa önünde ortaya çıkartılmadığı sürece hiçbir şey bunlara söyleyemeyiz.
Şimdi asıl üzerinde durduğumuz konu Sadat. Ama ben başka bir şeyin üzerinde durarak kamunun dikkatini çekmek istiyorum. Şimdi general, Tuğ generalliğe kadar getirilmiş olan birisinden söz ediyoruz. Lütfen bana söyler misiniz? Genelkurmay'ın istihbarat dairesi ne iş yapıyormuş? Ben bu orduda binbaşı rütbesinden emekli oldum. 12 Eylül döneminde, 12 Eylül'ün Ağustos'unda üsteğmen oldum. Yani ben 78'liyim. Ordudan o ihraç edilen sınıf var ya, karacılar, jandarmalar neredeyse tamamı ihraç edildi. Hava kuvvetleri, deniz kuvvetlerinin, teğmenlerin yarısı ihraç edilmişken durduruldu. Ve 12 Eylül'ü işte o genç yaşında ve küçük rütbede yaşamış görmüş birisiyim. Bunu niye belirttim? Sebebi şu. Türk Silahlı Kuvvetleri demiyorum. Dikkat. Genelkurmay diyorum. Kurum olana. Beyin kısmı o. Genelkurmay soldan, solcudan, sosyal demokrattan ve dahi Kemalist'ten nefret etmiştir. Nefret etmiştir. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o dönemleri için söylüyorum. Yapı kimlerdi? Subayların büyük bölümüyle söz ediyorum. Ülkücü, MHP yandaşı olan, siyasi görüşü bu olanlardı. Asubayların bu gruba baktığımız zaman da neredeyse %80-90'ı da zaten muhafazakar, o ailelerin çocukları idi. Bakın, niye korundu sorusunun yanıtı buradadır. Efendim, 12 Eylül 1980'e bakın. Neydi? Türk İslam Sentezi. Ne kuruldu? Aydınlar Ocağı. Bu ideolojiyi kim doktrin haline getirdi? Aydınlar Ocağı. Bunun eliyle yaptılar. O günkü Aydınlar Ocağı eliyle yaptılar. Bu koruma kaç yılından beri var diyorsanız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ifade edeyim efendim, 1946'dan beri var. O günkü Genelkurmay Başkanı'ndan işte ta bugünlere kadar gelen Genelkurmay Başkanları'nın tamamı için bu korumayı yaptıklarını ifade etmekteyim. Yani birisi, hiçbirisinin eli ötekinden bu konuda daha temiz değil. Şimdi bir istihbarat düşününüz ki, teğmenin üst teğmenin, yüzbaşının, yani Cumhuriyet Gazetesi okuyor diye, işte 12 Eylül'de benim kendim yaşadım, Zekeriya Öz önüme koydu yahu yazılanı benle ilgili, yazmış altında da 3-4 subayın imzası var. Herkes şu garabete dikkat etsin diye söylüyorum. Yazı şu: Cumhuriyet Gazetesi ile her gün gelir, tövbe billah yalan. Solcudur, sosyal demokrattır, virgül, komünisttir. La havle. Bir adam hem sosyal demokrat hem komünist oldu. Bakın, ama ben teğmen çıktığım günde söyledim. Kemalistim. Bugün bu yaşa geldim, ben bir kemalistim. Ama bak, ordu ne diyor kemalist subayına? Komünist. Dolayısıyla Tanrı verdi, niçin generalliğe kadar gelmiş ve başkaları da diyorsanız işte buradadır. Geri dönüp nerede arayacaksınız bunu? Geriye dönüp bunu NATO'ya yapılanmasında arayacaksınız. Onun için söyledim. Şimdi Sadat varsa ve bu söylediğiniz, efendim bizim misyonumuz bu, görevimiz bu ve strateji merkezinde üretilen sonuç olarak İstanbul merkezli bir İslam devleti kurulacak, anayasası yazıldı mı? Yazıldı. Bayrağı belirlenmiş, belirlendi mi? Kendisi anlatıyor işte, Adnan Tanrıverdi'nin parası belirlenmiş mi efendim? Şunu yapacağız diye. Sınırları belli mi? Peki ne istiyoruz? Şeriat devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında laik sosyal bir hukuk devletidir diye yazmıyor mu? Yine burada Bülent Bey'e başvuracağım tabii ki bir hukukçu olarak. Anayasada bu yazıyorsa ve birileri çıkıyor bunu konferanslarında ifade ediyorsa ve kurmuş oldukları organizasyonların kitaplarında yazıyorlarsa, bu ülkenin savcılarının harekete geçmesi gerekmiyor mu? Bunun önünde yasal bir engel mi var? Ya da birilerinin CİMER'e mi yazması gerekiyor savcıların harekete geçmesi için? Bizlerin en ufacık işte televizyon konuşmaları, İşte Fatih Bey de biliyor, başım işte geliyor. Benim kaçıncı yargılanmam? 2003 Kasım'ında başladık zaten bu medyada, medya yüzünden yargılanmaya. Kesiksiz kaç yargılanma? Haziran'da 3 tane var. Şimdi, peki o savcılar bizim için harekete geçiyor CİMER'i bahane edip. Bu söylediğim, bakın işte Fatih Bey okudu ekrandan. Bu ülkenin madem Cumhuriyet savcıları, lütfen söyler misiniz, aydınlatır mısınız bizi?
bu konuda harekete geçmemeleri mi gerekiyor? Evet, geçebilir, yargıda aklanabilir. Şimdi ben bunu bir kenara bıraktım. Bunun yanıtını lütfen sizden rica ediyorum. 6 yıl konusunda da aydınlattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Adnan Tanrıverdi'nin subaylığına geri dönmek istiyorum Fatih Bey. Adnan Tanrıverdi askeri lise ve oradan sonra harp okuluna geçmiş bir askeri öğrencilik geçmişi olan birisi değil. Fen Fakültesi Zooloji bölümünde okuyup ondan sonra 2 yıllık harp okulu eğitimi, öğretimi görmüş olan birisi. Sonraki süreçte işte bir de düşünmek gerek, yani general olma meselesi buradan geliyor, oraya nasıl geçiyor. Artık bu çok başka bir hikaye, askeri rütbelerin alınması ve yükselinmesi konusunda. Şimdi burada söyledikleri önemli meselelerden birisi şu benim açımdan. 15 Temmuz oldu. Bir ay sonra 15 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı oluyor. Konuşmaları da o baş danışman, o konuşmalar ortaya çıktıktan sonra biliyorsunuz buradan istifa etti ya da ettirildi. Ama gördüğümüz üzere görev devam etmekte. Şimdi efendim bu şekliyle Sadat gibi ya da Assam gibi bu tür organizasyonlar bitecek mi diyorsanız, hayır efendim, bitmeyecek. Bakın, bitmeyecek. Örnek, bunu kapatırsanız hukuken, kapısına kilit vurursunuz, hiç fark etmez. Başka birisi daha çıkacak. Kapatırsanız başka birisi daha çıkacak. Neden? Nedeni basit. Burada ABD Pentagon'un, NATO Genel Komutanlığı'nın bu bölgeye, uzun sözün kısası, İslam dünyası dediğimiz bu coğrafyaya yönelik olan büyük stratejilerinin sonucudur bu kurumların, organizasyonların ortaya çıkışı. Demin hani her ne kadar Sadat'tan yalanlama geldiyse, inkar geldiyse de, ama unutmayalım ki verilen eğitimlerle ilgili olarak Libya'ya taşınan bu gayri nizami harp unsurlarının buraya taşındığı şeklindeki istihbaratı, bilgiyi veren kimdir? Rusya istihbaratı. Rusya medyasında yazılmıştı o zaman bunlar. Ve hatta denmişti ki bu bilgiler dosyalandı, Birleşmiş Milletler'e verildi. Bilmiyoruz, hiçbir ses soluk çıkmadı. Aynı şekilde bölgedeki yapılanmalarda da yine rol aldıkları ifade ediliyordu. Ha, şu anda bu paramiliter bir örgüt yapı yapılanması, bütün bunların hepsi şu an için bir iddia. Umarım ki gerçekten de bir hukuk devleti anlayışıyla hareket edilir ve bu doğrultuda olmak üzere yürekli savcılar ortaya çıkar ve bununla ilgili araştırmaları yapar. Sonuçta der ki Türk halkına da, evet, bunların hepsi boş iddialar. Gerçek olan bu şudur, şudur, şudur. O zaman bunun üzerinde tartışmalar yapılmaz. Ama şimdi ortada kendi yazmış oldukları amaçları var, hedefleri var, misyonları var, strateji var. Kendileri yazmışlar. Bu nereye konacak? Tamam, Sedat Peker'in iddialarına gözümüzü kapatalım. Diyelim ki o bir kriminal şahıs, onu kenara koyalım. Ama onun söylediği başka çok ciddi bir iddia var. Ne diyor? Ben diyor, bu bölgedeki Türkmenlere yardım konvoyları gönderiyor idim. Bu konvoyların içerisine Sadat'ın unsurları silahları koyarak ÖSO'ya diyor aktardılar. Şimdi bunun soruşturması nasıl yapılır? Bunun tekniği nedir bilmiyorum ki, hazır Bülent Bey buradayken bizi aydınlatırsa iyi olacak. Bu bir fırsat şu anda bizim için. Şimdi evet, bir daha söylüyorum, bu bir iddia. Ama başka bir iddiası daha var Sedat Peker'in. Hatırlayınız, akademisyenlerle ilgili ne demişti? Kanlarında boğarız. Peki ne diyor orada? Diyor ki Sadat'la birlikte diyor biz bu şekliyle bir kaos yaratmak için ortak diyor plan yaptık. Ben de bu doğrultuda konuştum. Ya memleketin haline bakar mısınız? Sedat Peker kriminal bir şahıs deniyor ve Sedat Peker'in bu itiraf, ifşaat adına ne derseniz deyiniz. Bakın, bunun üzerine biz organizasyonlar konuşuyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına geldik. Bunları mı konuşmalıydık? Yoksa demin Nur Hanım'ın söylediği şekliyle, kardeşim artık demokrasi olgunlaşmış, oturmuş.
biz başka şeyler mi konuşuyor olmalıydık? Ama unutmayalım ki demokrasinin olmazsa olmaz iki temel koşulu var. Onunla da konuşmamı noktalayayım Fatih Bey. Buyurun. Bunlardan birisi hukuk devleti ve hukuk devletine saygıdır. İkincisi laiklik ya da sekülerlik olmazsa demokrasi olamaz. Laiklik ya da sekülerlik olmazsa cumhuriyet olur. Ama bizim cumhuriyetimiz için laiklik olmazsa olmaz hayati bir konudur. Olmazsa olmaz. Biz daha bir yıl 1919, Temmuz Erzurum Kongresi, yıl 1919, 14 Eylül Sivas Kongresi. Ne dedik? Egemenlik kayıtsız, şartsız halka aittir. Bu iki şeyin özüdür, tam da merkezidir. Nedir biliyor musunuz? Laik ya da seküler dünya görüşünün ve demokrasinin. Bundan vazgeçilemez. İster Sadat kurulsun, ister Assam, ister adını ne koyarsanız koyunuz. İnancım odur ki müdafaa-i hukuk cemiyetlerinden olgunlaşmış olan bu mücadele, bu direniş bugün de aynı şekliyle bunu yıkma, kırma hevesinde olan herkesin karşısında direnir.